Günaydın arkadaşlar. Size sadece bir domatesle günaydın demek istedim. Şimdi ne yapacağız? Tahmin ettiğiniz üzere benim meşhur kahvaltılarımdan bir başkasını sizinle yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle, normalde ben sadece hakiki zeytinyağı kullanırım. Başka yağ kullanmam. Bu sefer aldığım zeytinyağı şeyden geldi, İzmir'den. Böyle soğuk sıkım, birazcık zeytin tadını fazla alıyoruz. O yüzden kahvaltılarda ben şey yapamıyorum bunu, yani biraz bekletiyorum. Şimdi şu ucunu aldım arkadaşlar, şurasını. Şimdi ne yapıyoruz? Sadece bir domates arkadaşlar. Şöyle bunu dizeceğiz. İnce ince doğruyoruz. Kameranın karşısında da hiç güzel olmuyor ama. Şöyle. Bunu ben Erzincan'daki evde çok yapıyordum. Yaz işte köy domatesiydi. Bir de eşim güzel domates alıyordu orada da. Bunu da güzel diye almış da beğenmedi. Ondan sonra şöyle domatesin tavanızın büyüklüğünde olmasına dikkat edin. Çok üst üste gelmesin. Çok üst üste geldiği zaman arkadaşlar güzel kızarmıyor. Ona göre tek tek olacak bu domates kızartması. Şu göbeğini de alayım. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Sonra bunu ocağa alacağız ve tuzunu ekeceğim. Ondan sonra da kamera olduğu için ocakta yapmadım. Normalde o yağı kızartıyorum arkadaşlar. Yağı kızartıp yapıyorum. Tuzunu attık. Arkadaşlar bu kızarmaya başladı. Kapağını kapatıyorsunuz. Ve bu şekilde kızarıyor. Sonra ben tekrar böyle tam kızarınca size açacağım. Arkadaşlar bakın domates tamamen eridi. Yüzü kızarması gerekiyordu. Bu yağ domatesi olsaydı kızarıyor. Bakın şu kısımlar kızarmış. Bunun bu şekilde kızarması gerekiyor ama olsun. Şöyle yapayım ben. Şöyle pul biberimizi de attık ve bir tane yumurta kıracağım arkadaşlar. Çünkü normalde yumurta kırmıyordum. Böyle indiriyordum. Çocuklarım çok seviyordu. Fakat bir tane yumurta kıracağım. Çünkü şu kısımlar kızardı, bu kısımlar kızarmadı. Kış domatesi olduğu için sera domatesi etli değilmiş, çok suluymuş. Onun suyunu ancak yumurta çeker. Şöyle arkadaşlar ben yumurta kırınca biliyorsunuz önce beyazı pişiriyorum. Çünkü sarıyı azıcık böyle şey bırakıyorum. Azıcık
lezzetini kaybetmemiş şekilde bırakmaya çalışıyorum. Şöyle yağlarını atayım. Belki birçoğunuz diyecek ki bu şimdi melemen de diyecek. Bu melemen değildi arkadaşlar. Bunu yazın çok fazla yaptığım, yazın böyle ikinci çağlarında, ondan sonra domates kızartmasıydı. Bakın şu şekilde kızaracaktı. Fakat domatesimiz çok sulu olduğu için kızartamadım. Bakın bütün beyazlar pişti. Şimdi bunu açıyorum. Bunu öbürlerinden bir tık daha az pişiriyorum. Bakın şuralarda kızarmalar oldu ama benim istediğim gibi olmadı. İstediğim gibi olmayınca da şöyle yumurta kırdım. Yumurtayı şöyle üst üste topluyorum. Kendi kendine pişsin, altını kapattım. Şöyle arkadaşlar. Ve şu kısmı ben tabağa koyacağım. Bir dakika, o yağlı kısım. Şöyle. O yağlı kısmı alacağım. Çünkü yağı fazla oldu. Çünkü bu kızartmaydı. Yağlı kısmı ayıracağım. Şöyle yapayım. O kısmı ayıracağım. Tabağı, servis tabağını alacağım şimdi. Ve arkadaşlar sonuç. Yağını aldım. Aslında melemen değil, domates kızartmasıydı. Şuralarında kızarmış olan şey vardı. Yazın harika oluyor. O domates arkalı önlü kızartıyorsunuz. Mutlaka deneyin derim. Bu şekilde de çok lezzetli olmuş. Tadına baktım. Mutlaka bunu yapın. Domatesi bir domatesten kızartma yapın mutlaka. Arkadaşlar, yemekleri pişirdik. Çok güzel. Pardon, kahvaltıyı hazırladık. Şimdi yemek pişireceğim. Ocağım pislendi. Onu sileyim, yemeğe başlayacağım. Çünkü bugün evin işini bitirip akşam kalmaya annemlere gidesim var. Evdekileri yemeksiz bırakmayayım yine de. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şey kullandım. Bunu ben ara sıra yapıyorum. Genelde temizliklerimde, işte genel temizlik falan kullandığım zaman azıcık da omomatik atıyorum arkadaşlar. Hem mis gibi kokuyor, hem de o kadar güzel kir çıkartıyor ki çok, yani zorlanmadan çok rahatlıkla, örneğin bir dakika şöyle bezimizi alalım, şöyle silerim artık. Bu arada tekrar yemek pişireceğim. Tekrar yemek pişireceğim için yine de dedim sileyim. Yemeklerin altını kısa alırım. Sonra giderim içerileri toplarım. Ondan sonra şöyle arkadaşlar. Şu arka tarafı da bir sileyim. Çünkü orayı da kızarttım ya, domatesi sıçradı. Oraları falan güzelce. Ha, yeri ne yapıyorum? Yeri de arkadaşlar şimdi süpüreceğim güzelce. Ondan sonra silme suyuna genel temizlik katacağım. Bu arada süngerim de çok eskimiş. Şu yüzeyini kullanıyorum. Genelde bu yüzey eskiyor. Genel temizlik katıyorum. Omomatik katacağım bu sefer de. Yine şöyle evi dip köşe silip öyle gideceğim. Çünkü geldiğimde büyük ihtimalle işe başlıyor olacağız. Evin temizliği bitmiş olsun. Öyle gideyim. Bu arada ben tek elle burada bez yıkıyorum. Rahat da durmuyorum yani. Arkadaşlar şu arkayı da mutlaka alıyorum. Her gün. Yani
Her gün derken şöyle iki kere yemek yapmışsam iki kere. İki kere mutfak toplamışsam iki kere. Üç kere toplamışsam üç kere. O arkaya alıyorum. O yüzden hiç yağ birikintisi olmuyor. Bu arada yaptığım melemeni şöyle yemediler. Eşim acil gitti. Kızlar da sonra yeriz dedi. Bıraktım. Çayı da bırakacağım. Onlar içerler. Benim hiç kimseyi bekleyecek gerçekten zamanım yok. Çünkü şöyle kar tatili olmuşken ben annemlere bir gideyim. Yani annem var, babam var, dedem var. Gideyim arkadaşlar onları göreyim. Bir dualarını alayım. Ondan sonra bakayım yani. Gerçi benim annem çok temiz bir insandır. Hani bir ihtiyacı var mı? Bir haber alayım. Ondan sonra yemek yapacağım. Bunu buraya koyayım arkadaşlar. Bir pilav yapacağım. Bir de taze barbunya yapacağım. Şöyle tezgahımı da biliyorsunuz ben yıkama usulü çok giderim. Çok da böyle sıkı hızlı iş yapmaya başladığım zaman da çok böyle yaparım. Şimdi de öyle yapacağım arkadaşlar. Yıkama usulü. Çünkü bu çabuk oluyor. Ve şey. Ya bu tezgah çok büyük. İlk başta bana böyle çok yorucu geliyordu. Çünkü ben tezgahı çok temizliyorum. Yorucu geliyordu arkadaşlar. Sonradan bu yıkama işini keşfedince ben bana kolay gelmeye başladı. Sonra da iyi oldu. Çünkü yani temizliği de kolay. Yani büyük tezgah ilk önceleri zor geliyordu ama şu anda kolay geliyor. Hemen şöyle güzelce omolu genel temizlik suyla alıyorum. Omoyu her zaman kullanmıyorum mutfakta. Genelde mutfak dolaplarının yüzlerinde falan genel temizliğe katıyorum. Ama bugün bir gün olmayacağım için böyle tam yapmak istedim. Tam yaparak gitmek istedim. Her yeri de yine genel temizlikle omoyla sileceğim işte. İlla mutfak değil bunlar arkadaşlar. Salonlar falan. Her yeri halledeceğim, gideceğim. Ben şu tarafı da yapayım. Bu tarafı da böyle arkadaşlar. Genel temizliğim burada beni bekliyor. Bu ne arkadaşlar? Bu benim dolap için. Bakın. Şöyle. Ben dolabın içerisinde süngerdi. Ondan sonra deterjanda hiçbir şey bırakmayı sevmiyorum. Şöyle cepler var benim kapaklarımda. Ve onların içerisine bırakıyorum. Bunlar plastik arkadaşlar. Bakın telim burada. Bunlar plastik. Bunları çıkartıyorum. Böyle temizlik yaptığım zaman yıkıyorum. Ondan sonra tekrar yerine koyuyorum. Burada da arkadaşlar boyalarım var. Onlar ne boyası? Ahşap boyası, guaj boyalar. İşte o tür boyalarım da orada var. Şimdi ben bu alanı da temizleyeyim arkadaşlar. Bu alanı da temizledikten sonra makineyi açayım. Ha, arkamda da masayı da yine güzelce genel temizlikle sildim. Allah izin verirse hava ısınsın, güneş açsın, hortumu açacağım. Bu sandalyeleri tamamen genel temizlikle bir de domestosla güzelce bunları yıkayacağım. Yani ne olur bilemem ama güneşli bir havada bunu yapacağım arkadaşlar. Sandalyelerimi çünkü ne kadar 5-10 gündür silmedim. Silmememin sebebi de dedim yıkarım ben onları dedim. Öyleydi. Şimdi ben bu tarafı da halledeyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Mutfağımı topladım. Şimdi sadece bir kap yemeğimi yapayım. Bir de küçük bir pilav yapacağım. Çok büyük değil. En küçük tavayla yapacağım biliyor musunuz? Çünkü yenmiyor. Yemeğimi yaptıktan sonra geçip içerileri de toplayacağım. İşim bitti.
Arkadaşlar pilavı şu küçük tavayla yaptım. Yani bu yine de 3 kişilik falan çıkıyor. Ondan sonra yine küçük tencereyle yaptım. Niye böyle yapıyorum? Arkadaşlar çocuklar evde dura dura artık çok aşırı yemek yemiyorlar. Çok az yemek yiyorlar. Yani ben de öyle. Çok fazla yemek yemiyoruz arkadaşlar ya. Çok az yemek yiyoruz. Ondan sonra eşim sadece bir tabak yer. Yani nasıl bir tabak yer? Pilavın üstüne fasulyeden bir tabak koyar. Tamam. Yoğurtla. Hareketsizlik artık yememeye de itti bizi. O yüzden arkadaşlar yemekleri az yapayım dedim. Bir gün sonraya kalmasın. Şöyle kaynayarak bu bitecek. Bir gün sonraya kalmasın dedim. Ve böyle az yaptım. Şimdi arkadaşlar sukulentlerimi ne yapacağım giderken? Sukulentlerimi ne olur ne olmaz. Öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyormuş. Bakın şöyle üstünü örtmüştüm. Saksımın. Bunların üstünü örtmüştüm. Bunları böyle bırakacağım arkadaşlar. Bir gün gün ışığı alması hiçbir şey olmaz. Üstlerini örtülü bırakacağım. Çünkü gündüzleri açıyordum. Açmayacağım. Ve evimi güzelce süpüreceğim şimdi. Yemekleri kısa alayım. Güzelce süpüreceğim. Ondan sonra inşallah gideceğim. Çocuklar benimle gelmek istemiyor. Kalmak istiyorlar. Bırakacağım evde onları da. Gideceğim arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar anneme gidiyorum. Kar yağışı da başladı. Ama güzel yani. Böyle. Kar videosu da kalsın istedim böyle. Kar yağmadığı zamanlar özlemle açar bakarım istedim. Kar yağıyor ki tam beklediğimiz zaman an. Şöyle kızıma baksanıza. Arkadaşlar şöyle annemlere geldik ve çok kar yağıyor. Telefonum da buradan düşecek aşağıya. Şuradan daha alamayacağız. Şöyle bakar mısınız şuradaki şeye? Şöyle size göstereyim. Benim olduğum yer arkadaşlar böyle cadde üstü değil. Gelince değişime de gidiyor. Ben görsem görsem karşımda parkı görüyorum. Annemler de görse görse karşılarında cami görüyor. Şurası cami. Burası cami. Ve bugün bu akşam onlarda geleyim kalayım dedim. Şöyle. Çok güzel yağıyor. Rabbime şükürler olsun. Kullarını sevindiriyor. Annemin oturduğu yerde çok fazla sanayi var.
çok fazla sanayi olduğu için de arkadaşlar öyle kolay kolay kar tutmuyor, kar yağmıyor. Yani ha bu arada da kızım aşağı inmiş, hiç haberim yok. Abileriyle aşağı inmiş. Benim hiç haberim yok. Kırmızı benim kızım. Yaklaştırayım. Kızım caminin şeyine girin. Caminin bahçesine girin. Böyle arkadaşlar. Hazır onları da çekeyim bari. Oynuyorlar. Buraya pek yağmıyordu. Sanayi olduğu için. Ama tabii çocuklar için de zor arkadaşlar. Bakın ya caminin bahçesine gidecekler, oynayacaklar. Ya da hemen cadde üstü. Burası çok işlek, belediyeye çok yakın bir yer.